Herkese merhaba. Bugün Whiskey ile sizlere Instagram DM'den gelen soruları cevaplayacağız. Başlıyoruz. İlk sorumuz, köpeğim geldiğince sözümü dinlemiyor, ne yapabilirim sorusudur. Bu sorunun cevabı için köpeğinizle gel komutunu çalışmanız gerekiyor. Bir flexi benzeri 5-8 metrelik bir flexi ile çalışmanızı öneririm. Sizin elinizde de köpeğinizin sevdiği bir oyuncağı, özellikle bu sesli düdüklü oyuncaklar ya da bir yiyecek ödülüyle, eğer köpeğinizin sindirim sisteminde bir problem yoksa, bir yiyecek ödülüyle en heyecanlı ses tonunuzla ve tasmanın bir ucu sizde, diğer ucu köpeğinizde bağlıyken ufak bir çek bırak hareketiyle hem fiziksel olarak çağırmış hem de belirleyeceğiniz komut, en heyecanlı ses tonunuzla söylediğiniz komut ile köpeğinizi çağırmanız gerekiyor. Burada önemli bir detay, köpeğinizin ismini kullanarak çağırmayın. Çünkü çalışırken olumlu ama başka durumlarda olumsuz bir şey yaptığında, köpeğinizin gelmesini istediğinizde, ismini kullandığınızda sizdeki o olumsuz histen dolayı köpeğiniz gelmemeyi tercih ediyor. O yüzden olabildiğince heyecanlı bir tonda gel, hadi gibi komutlarla yanınıza koşarak gelen köpeğinizi ödüllendiriyorsunuz. Bunu sıkça çalıştığınızda zaten köpeğinizle komutu oturtmuş olacaksınız. Önemli olan olumsuz durumlarda ismini kullanmadan çağırmanızdır. İkinci bir soru, köpeğim çok tüy döküyor. Golden'larda bu normal midir? Bu sorunun aslında ırk özelliğiyle çok da ilgili olmadığını, tamamen kürk yapısıyla ilgili olduğunu belirtmek isterim. Çünkü küçük ırklarla ilgili de böyle bir soru aldım. Tüy dökümü ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Mevsimsel olarak tüy dökümü kabul edilebilir. Fakat köpeğinize bir defa da dokunduğunuzda, böyle sevdiğinizde elinizde en fazla 2-3 tane daha cansız tüylerin kalmış olması gerekiyor. Çektiğinizde yine 5-6 taneyi geçmemeli. Ama öbek öbek bir açılma varsa, karma karışık görünüm varsa, cansız mat bir yapı varsa ve bunun ölü tüy olmadığını düşünüyorsanız, taradığınızda tarak gerçekten hani zaten o farkı anlayacaksınız. Rutinde belli bir boyutta tüy dökümü sıklaşacak, artacak. Bunlar ölü tüylerdir, dökülmelidir. Siz tarayarak önüne geçebilirsiniz. Ama belirttiğim gibi bölgesel bir açılma varsa bu veteriner hekimin muayene etmesi gereken bir durumdur. Kepeklenmeden de biraz bahsetmek istiyorum kısaca. Köpeğinizin deri yapısına yapışık veya tüylerinin üzerinde pul pul, beyaz beyaz görünen bir kepeklenme varsa bu bir deri problemine veya köpeğinizin cildinin nemsiz kaldığına işaret olabilir. Bu durumda da köpeğinizin tüy ve deri bakımı için hekiminizden bir bilgi rica edip sizin şampuanınızı ve tarak yapınızı kontrol etmesini isteyin. Köpeğinizin kürküne uygun mu, buna bakın. Ve tüy ve deri sağlığının aslında en büyük temeli beslenmeden geçiyor. Beslenmede eğer özellikle omega ve biyotin çinko içeriklerinden yoksunluk söz konusuysa da köpeğinizde tüylerde problem, matlaşma ve dökülme gözlenebilir. En güzel öneri ayda bir banyo ve mümkünse her gün, değilse haftada en az 3 defa tarama öneriyoruz tüy ve deri sağlığı için. Bir diğer sorumuz, bahçede yaşayan 5 aylık Alman çoban köpeğinin, erkek Alman çoban köpeğinin çekiştirme problemiyle ilgili bir soru. Bazen senkronize yürüdüklerini ama çoğu zaman odurunca durmadığını ya da çekiştirdiğini ifade eden bir soru içeriyor. Bu problem için aslında sokakta bir yürüyüşle göstermek çok daha doğru. Fakat şu an hızlıca cevaplamak istiyorum. Köpeğinizi yürüyüş problemindeki bütün problemler için her şeyi başa sarmanız gerekiyor. En temelde bir nasıl öğrenme geliştirmiş bunu görmeniz gerekiyor. Birincisi, göğüs tasması kullanıyorsanız, ki büyük ırk bir köpekten bahsediyoruz. Göğüs tasmasını kaldırıyoruz. Tasma çeşitleri videomda bahsettiğim, boynu tam kulak altından saran, mümkünse boyun tasmasının olmadığı
bir kulak altından saran bir tasma çeşidi göstermiştim. O tasmayla çalışmaya başlıyoruz. Köpeğinizin başı sizde, eminsiniz. Yerden bir şeyler yeme ihtiyacı yok, eminsiniz. Köpeğinizi en güzel senkron yürümenin olumlu tarafı şudur. Sol tarafınızda köpeğinizi aldığınızda, köpeğinizin de solunda uzunca bir yol boyunca duvarın olduğu bir alan buluyorsunuz. Ve bu alanda bir yürüyüş çalışıyorsunuz. Sizin belli bir ritimde yürümeniz gerekiyor. Köpeğinizin zaten bizim adımlarımıza uyması mümkün değil. Biz iki ayak, onlar dört ayak. Onlar bizden daha hızlı yürüyorlar. Dolayısıyla bir ritim tutturuyorsunuz. Sağ elinizde ve cebinizde ufak ödül mamalarıyla köpeğinizin başı dik konumdayken, duvar hizasında yürüdüğü her anı ortalama işte o siz belirleyin. Yani 5 saniye 10 saniye doğru yürüdü ödül. 5 saniye 10 saniye doğru yürüdü ödül şeklinde çalışarak bir senkronize yürüme sağlayabilirsiniz. 1-2 dakikalık rotalarda uzunca ve hızlıca yürüyün. Ardından aniden durun. Köpeğinize de dur, bekle, otur ve benzeri bir komut verin. Sonra tekrar ritme kavuşun. Bunu bir hafta boyunca her gün en az 10-15 dakika yaptığınızda emin olun o senkron yürüme, durma, bekleme ve sizin diz hizanızda durma problemi çözülecektir. Köpeğinizi solunuza, duvar tarafına alıyorsunuz. Sağ taraf, yol trafik. Köpeğiniz sizin belirlediğiniz rotada böylelikle kolaylıkla yürüyor. Olumlu davranışları sevgiyle ödüllendiriyoruz. Viski bildiği için artık düzeltmeye ya da ödüle ihtiyacımız yok. Köpek zaten siz rota değiştirirken de tasmadan vereceğiniz ufak yönlendirmelerle komutlarınıza uyar hale geliyor. Bir diğer soruya geçecek olursak, 6 aylık Zeta'nın bildiği komutları sıralamış önce sahibi. Otur, yat, bekle, gel, hayır gibi komutları sorunsuz uyguluyormuş. Tuvalet eğitimini de tamamlamışlar. Bu gayet olumlu bir bildirim. Fakat evde yaşadıkları bir problem, misafir gelince çok heyecanlanma ve üste atlama, zıplama sorunuyla ilgiliymiş. Şimdi köpeğinizin evin içerisinde yaşadığı bireyleri tanıdığını, eve gelme saatlerini bildiğini artık zaman içerisinde hepiniz keşfedeceksiniz. Fakat farklı insanlarla tanışma durumu için çözmek adına gerçek bir misafirin gelmesini beklemeyin. Köpekten korkmayan arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuzla zamansız böyle senaryolar oluşturun. Kapıyı çalsın ama sizin bildiğiniz bir vakitte kapıyı çalsın. Siz köpeğinize hemen tasmasını takın. Kapının arka tarafında, olabildiğince evin içerisinde arka tarafında durun ve otur bekle komut verin. Mümkünse yine sağ cebimizde bir ödül oluyor ya da top oluyor. Köpeğiniz otur bekle komutunda. İkinci bir kişi kapıyı açıyor, selamlaşma gerçekleşiyor ve misafir köpeğinize doğru yaklaşıyor. Elinin dış yüzeyini köpeğe koklatıyor. Bu ilk defa tanışma için yapılacak bir rutin. Misafirinizin elini kokladıktan sonra aslında tanışma gerçekleşmiş oluyor. Sonrasında rutine devam ediyorsunuz. İçeri giriliyor vesaire. Köpeği her noktada sizin kontrol etmeniz, yani tasmalı bir ev içerisinde geziş başlıyor. Ne zaman köpek gerçekten sakinleşti, durdu, oturdu, o zaman tasma çıkıyor ve misafir köpeği yanına çağırıyor. Bir sevgi ritüeli gerçekleşiyor ya da ilgisiz kalma durumu gerçekleşiyor. Sonrasında siz rutininize devam ediyorsunuz. Köpeğinizin her o ilk heyecanlandığı, zıplamaya çalıştığı anları sakinleşmesi adına önce siz derin nefes alıyorsunuz ve ardından köpeğinize otur bekle komutlarını veriyorsunuz. Sakinleştiği her an ödüllendiriliyor. Bunu olabildiğince sık tekrar ettiğinizde eve gelen misafirle ilgili de davranış problemleri çözülecektir. Bir diğer soru, ev ortamında yaşayan köpeğim bahçeye çıkınca üşür mü şeklindeydi. Burada ırk belirtilmemiş. Ben genel bir cevap vermek istiyorum. Evinizde klima, kalorifer ve benzeri bir ısıtma sistemi çalışıyorken, yani eviniz 20 derece sıcaklığın üzerindeyken, dışarısını da 5-10 derece kabul edersek, biz nasıl dışarı çıkarken herhangi bir mont ya da bir kıyafet giyiyorsak, köpeğinizin de aslında üzerinde var olan kürk yapısı gereği onu koruması gerekiyor.
Fakat bahsettiğim şekilde evde yüksek bir sıcaklık, dışarıda birden düşük bir sıcaklık varsa evet köpeğiniz üşür. Özellikle küçük ırklarda mutlaka bizler gibi onların da bir mont, kıyafet giyerek çıkması doğrudur. Ama büyük ırk Golden Retriever gibi bir köpekten bahsediyorsak da evin ısısını aşamalı olarak düşürmenizi ve daha sonra dışarı çıkarmanızı öneriyorum. Klima açık diyelim, çalıştırıyorsunuz 20-25 derecelerde. Klimayı kapatın. İçerinin sıcaklığı biraz 17-18 olunca aşamalı olarak bir 10-15 dakika içerisinde soğutarak dışarı çıkarmanızı öneririm. Birden bahçeye köpeğinizi soğuk havalarda bırakmak, atıyorum Ocak ayındasınız ama artık bahçede yaşamasına karar verdiniz ve bugüne kadar evde yaşıyordu. O köpeği alıştırmanız çok zor. Yani illaki sağlık problemi yaşayacaksınız. Üşütme durumu gerçekleşebilir. Ama bahçede doğru ortam sağlandığında da bu nedir? Kulübe vardır. İçerisinde belli bir yatağı vardır. Rüzgar almıyordur, su almıyordur. Böyle bir durumda da yaşayabilir elbette. Ama burada ırk çok önemli. Geldiği genetik faktörleri de düşünerek, ırk yatkınlıklarını değerlendirerek hangi ısıda, hangi derecede daha doğru yaşar bunları biraz araştırarak oturtmanız gerekiyor. Bir diğer soru, köpeğim suyu çok seviyor. Akşam saatleri de olsa patilerini suya sokuyor, suda oynuyor. Engellemeli miyim, bu sağlıklı mıdır şeklinde bir soru aldık. Bu soruyla ilgili cevapta da yine ırk çok önemli. Özellikle pati yastıkları bazı ırklarda perdelidir, bazılarında da daha tüysüzdür. Eğer çok tüylü ve perdeli ayaklı bir köpeğiniz varsa bilin ki suyla yaşamaya zaten daha yatkındır. Böyle bir durumda aslında engellemek çok da doğru değil. Yani halinden memnunsa bırakın oynasın. Sadece sizin sonraki bakımınız önemli bu noktada. Eve girişte onun kendi bir havlusu olsun, küçük bir parça. O havluyla güzelce kuruluyorsunuz. Eğer çok ıslak kalacağını yine de düşünüyorsanız, belki biraz kurutma makinesiyle problemi yoksa, ki bu problemin çözümü için de videolarımız var, izleyebilirsiniz. Kurutma makinesiyle kurutup o şekilde içeri almak daha doğru. Yani öyle kalmasın, hani oynasın ama sonrasında bakımını mutlaka sağlayın. Barfla beslenme hakkında ne düşünüyorsunuz yönündeydi. Türkiye'de barfla beslenmenin henüz doğru şekilde yapılabileceğine inanmıyorum. Bunun için gerçek bir özen göstermeniz gerekiyor. Öncelikle büyükçe bir derin dondurucunuzun olması gerekiyor. Ve çok çok iyi, güvenilir bir kasaba ihtiyacınız var. Özellikle protein kaynaklarını çeşitlendirmeniz ve bunlar hakkında gerçekten bilinçli olmanız çok önemli. Aynı şekilde sebze tüketimi konusunda da ve eklenecek meyveler, ilave olarak kullanılabilecek hem probiyotik hem de vitamin, mineral, amino asit içeren özellikle aktar grubu dediğimiz bu zerdeçaldır, işte enginar köküdür, kereviz sapıdır, havuç ekstratlarıdır gibi besinlerin çok çok iyi dengelenmesi gerekiyor. Köpeğinizin ihtiyaçlarını, ırk yatkınlıklarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bazı ürünlerin alerjileri, bazı ürünlerin de olmazsa olmaz durumları var. Bunların her birinin gram gram ayarlanması gerekiyor. Bu da bir günlük bir oturup hazırlanabilecek bir diyet değildir. Çok bilinçli bir veteriner hekimin size yol yön göstermesi gerekmektedir. Elbette araştırarak doğru mineralleri, amino asitleri sağlayarak bir barf uygulamak mümkün mü? Mümkün. Bu noktada da eğer bir geçiş düşünüyorsanız köpeğinizin sindirim florasını buna hazırlamak adına yine bir veteriner hekimden önce bir testlerinin, tahlillerinin yapılmış olup ihtiyaçlarının, açıklıklarının ya da vücuttaki fazlalıklarının neler olduğunu tayin edip ardından gram gram köpeğinizle bir ölçüme gittiğinizde size düşen emekli kısmı yarılanmış oluyor. Sonrasında da o barfları günlük öğün miktarlarına bölmek ve oranlamak gerekiyor.
her seferinde bu derin dondurulmuş işte kemik tüketimi, sebze tüketimi kısımlarının harmanlanması gerekiyor. Bunların tamamının yapılabileceği bir platforma Türkiye'nin hazır olduğunu düşünmüyorum. Paketlenmiş hazır barfların da her bir hayvanın ihtiyacı farklı olabileceği için ve onlar standart paketlendiği için yeterli olmayacağına inanıyorum. Bu yüzden barfı Türkiye'de erken buluyorum. Soru-cevap videomuzun sonuna geldik. Sizin de farklı sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer yeni videolardan bildirim almak isterseniz çan simgesini açabilirsiniz. Aboneliklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın.